Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz melatoninden bahsetmek istiyorum. Melatonin hepimizin bildiği gibi vücudumuz tarafından üretilen bir nörohormon. hormon. Aslına bakarsanız biz onu uyku hormonu olarak biliyoruz ama tabii ki etkileri saymakla bitmiyor. Şimdi melatonin vücudumuzda epifiz bezimizden üretiliyor. Bunların yanı sıra retinadan, gastrointestinal sistemden, lenf ve kemik iliğinden ve lenfositlerimizden de üretildiğini biliyoruz ve vücudumuz için çok önemli işlevlere sahip. Melatoninin en önemli özelliği hidrofilik ve lipofilik yapıda olması. Yani böyle bir durumda vücudumuzdaki bütün hücrelere etki etme ve aynı zamanda kan beyin bariyerini geçme özelliği var. Melatoninin hepinizin bildiği gibi akşama doğru salgılanması artan ve bizi 10.30 11de yatağa gitmemizi isteyen bir hormon melatonin düzeyleri akşam artmaya başlıyor. Vücut sıcaklığımız düşmeye başlıyor. Performanslarımız yavaşlıyor ve biz uykuya geçmiş olmamız gerekiyor. Gece yarısıyla 3 arasında melatonin düzeyleri pik yapıyor ve daha sonrasında yavaş yavaş azalmaya başlıyor ve melatonin seviyesi çok fazla azaldığı zaman biz uyanıyoruz. Yani bizim sirkadiyen ritmimizi düzenleyen ana hormonumuz melatonin. Tabii ki melatoninin sirkadiyen ritimden daha farklı etkileri de var. Bunların yine başında gelen duygu durum değişiklikleri. Hepiniz biliyorsunuz ki eğer moralimiz bozuksa veya bir şeye canımız sıkıldıysa kesinlikle kaliteli bir uyku uyuyamıyoruz. Çünkü melatonin triptofandan üretilen bir e, hormon. Triptofan en başta serotonine dönüşüyor daha sonra melatonin oluşturuluyor. O yüzden bizim serotoninimiz ne kadar düşükse ki biz onu biliyorsunuz ki mutluluk hormonu olarak biliyoruz. Ne kadar düşük bir serotoninimiz varsa uyku düzeylerimizde ve dolayısıyla melatonin düzeylerimizde o kadar düşük oluyor. Bunların yanı sıra aynı zamanda melatonin iştah kontrolüyle de çok yakından ilişkili kilo vermemizin önündeki en büyük engel düzgün bir uyku uyuyamıyor oluşumuz. Bunların dışında da yine melatonin insülin direnciyle çok ilgili ve buna bağlı olarak görülen diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarda da yine melatonin düzeylerinin düştüğünü biliyoruz. Aynı zamanda melatonin Yaşlandıkça da azalıyor. Biliyorsunuz ki yaşlı kişiler daha az uyuma eğiliminde. Ortalama sağlıklı bir yetişkinin günlük 7 ila 9 saat arasında, yani ortalama 8 saat uyuyor olması gerekiyor. Bu vücudumuzun fonksiyonları için çok önemli. Melatoninin en önemli etkilerinden bir tanesi de antioksidan etkisi. Ve buna bağlı olarak serbest radikalleri temizlemesi. Ama bunların dışında da antiapoptotik bir etkisi var. Yani e, apoptozis dediğimiz hücre ölümünü engelleyerek aslına bakarsanız yaşlanmamızı da yavaşlatan bir hormon. Yani acaba bu hormon azaldığı için mi yaşlanıyoruz yoksa yaşlandığımızda mı bu hormon azalıyor? Burası da bir soru işareti. Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Bunlardan başka melatoninin en önemli özelliği nörokampal nöronları etkileyerek hafıza oluşumunda rol alması. Yani iyi bir hafızamız olmasını istiyorsak melatonin düzeylerimizin yüksek olması gerçekten çok önemli. Bu arada melatonin antioksidan etkisi var demiştik. Evet fakat bu etki o kadar yüksek bir etki ki yani klasik antioksidanlara oranla özellikle C vitaminine, E vitaminine veya hatta alfa lipoik asite oranla yaklaşık 10 kat daha fazla bir antioksidan etki gösteriyor. Bu da tabii ki DNA hasarlarından hücremizi koruyor. Biraz önce bahsettiğim gibi hücre ölümünü engellediği için kanser içinde çok fazla çalışılan bir hormon melatonin. Melatoninin bu antioksidan etkisinden zaten yaklaşık 25 yıldır yararlanılıyor. Bizim ülkemizde son 3-5 senedir konu olan bir ürün bu ve melatoninle ilgili yapılmış çok fazla çalışma var. Bunların başında Parkinson ve Alzheimer çalışmaları geliyor. E, yapılan çalışmalar göstermiş ki e, bu tarz hastalığı olan kişilerde melatonin düzeyleri düşük. Bunların dışında otizmli bireylerde yapılan çalışmalarda Yine melatonin verilmesiyle anlamlı ve iyi sonuçlara ulaşıldığı gösterilmiş. Melatoninin bir diğer önemli etkisi de antiöstrojen olması, yani östrojen metabolizması üzerindeki etkileri. Kadınların %20'sinde görülen polikistik over sendromu dediğimiz durumda, yaklaşık 40 kadında 6 ay süreyle melatonin uygulaması yapılmış ve adet döngülerinin düzene girdiği ve anlamlı bir iyileşme sağlandığı gösterilmiş. Bunların yanı sıra endometriozis dediğimiz rahatsızlığı bulunan kadınlarda ağrıda ve dismenore şikayetlerinde de önemli ölçüde azalma meydana gelmiş. Şimdi biz bunları böyle anlattığımız zaman sanki e, melatonin kesinlikle bir rahatsızlığı olan veya işte e, herhangi bir ilaç kullanan veya yaşlı kişilerde azmış gibi düşünebiliriz. Aslına bakarsanız durum hiç de böyle değil. Ee, yine yapılan bir çalışmada akşamları sadece 2 saat mavi ışığa maruz kalmış 20 yaşındaki bireylerde melatonin seviyelerinin %22 oranında düştüğü gösterilmiş. Yani bu kesinlikle hepimizi, yaşlı genç herkesi etkileyen bir durum. Ve melatonin pubertal gelişimde de çok önemli olduğu için aslına bakarsanız sürekli telefonlara, tabletlere maruziyet çocukların gelişimini de yavaşlatmakta ve melatonin düzeylerini düşürmekte. Peki biz melatonini hangi durumlarda öneriyoruz? Kimler melatonin kullanması gerekiyor diye baktığımız zaman biz melatonini özellikle tabii ki birinci basamak olarak uyku rahatsızlıklarında öneriyoruz. Uyuyamama durumlarında fakat bu durum kronik bir durum değil. Yani geçici, belli bir süredir bir problemin oluşması durumunda melatonin güvenle kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi. Bir diğer kullandığımız durum jetlag problemleri. Çok uzun seyahatler sonucunda saat farkından kaynaklanan sirkadiyen ritmin bozulmasından dolayı yine melatonin kullanımı uygun oluyor. Bunların yanı sıra vardiyalı çalışan kişilerde ve görme engeli bulunan kişilerde de melatonin kullanımı önerilen bir durum. Ee, peki biz melatonin ne kadar süreyle kullanmalıyız, kaç miligram kullanmalıyız diye baktığımız zaman da biz melatonini uyku problemleri için kullanıyorsak maksimum 16 hafta yani 4 aylık bir kullanım bize fazlasıyla yeterli. Çünkü melatonin kullanılmaya başladıktan sonra 2 hafta sonrasında maksimum etkiye ulaşıyor. Ee, ve dediğim gibi B 4 ay fazlasıyla yeterli. Fakat eğer size yeterli gelmiyorsa böyle bir durumda kimyasal bir ilaca geçmeniz gerekebilir. O yüzden de doktorunuza sormanız lazım. Şimdi bunların dışında jet lag problemleri için kullanıyorsak da bir haftalık bir kullanım kesinlikle yeterli. Bir de melatonin dozuyla ilgili sürekli söylenen bir şey. Bizim ülkemizde melatonin dozları 3 miligram. E, yurt dışında 10 mg'a kadar olan dozları var ve genel olarak 3 mg'ın yeterli gelmediğine dair ve işe yaramadığına dair şikayetler söz konusu. Şimdi bunu şu şekilde anlatmak istiyorum. Aslına bakarsanız fizyolojimizde melatoninin 0.1 Miligramla 0.3 miligram arasındaki dozları işlevini yapabilmesi için kesinlikle yeterli olan bir doz. Yani aslında 3 miligram aldığımız zaman bu Melatoninin biyoyararlanımı da tabii ki kapsül ve tablet formlarından bahsediyorum. Biyoyararlanımı %3 ile %76 arasında değişiyor. Yani siz en az 0.9 mg veya 2.26 mg bir tane melatonin tabletinden zaten almış oluyorsunuz ve fizyolojiniz için son derece yeterli. E, bu arada tabii 10 mg'a kadar kan dozlarda e, yapılmış çok fazla çalışma var ama gerekli olan bir durum değil ama belli bir süre hani birkaç gün e, doz artırımı yapılabilir çok fazla da bir problem oluşmayacaktır. Çünkü melatonin hali hazırda vücudumuzda üretilen bir hormon olduğu için genel olarak alerjik bir reaksiyonu olmuyor. Yan etki olarak da yine tüm gıda takviyelerinde gördüğümüz bulantı, kusma gibi veya dermatolojik problemler gibi şikayetler olabiliyor. Ama çok uzun süredir uykusuzluk problemi çeken ve bir tane ürün kullanayım hemen beni bayılsın uyulsun diye düşündüğünüz durumlarda... Melatonin sizin için doğru bir seçenek olmayacaktır. Bu arada melatonin kullanırken e, alkol almaktan da kaçınmak gerekiyor çünkü birbirlerinin metabolizmasını bozuyorlar. Bunların dışında melatonin'i eğer tablet veya kapsül formunda alıyorsak en az uyumadan 1,5 saat önce alınmasını tavsiye ediyorum. Eğer sprey veya damla gibi bir form kullanıyorsak da en az yarım saat 45 dakika önce kullanılması düzgün bir sirkadiyen ritim için son derece önemli. Peki biz melatonin'i dışarıdan kesinlikle takviye olarak mı almamız gerekiyor, yoksa yediğimiz yiyeceklerle de melatonin düzeylerimizi artırabilir miyiz? Aslına bakarsanız direkt melatonin içeren bir yiyecek yok ama melatonin biraz önce de bahsettiğim gibi triptofandan yapıldığı için triptofan içeren yiyecekleri hayatımıza katmak tabii ki melatonin üretimini de destekleyecektir. Bu yiyeceklerin başında kivi, muz, kabak çekirdeği ve hindi gibi e, besinler geliyor. Tabii ki bunları da hayatımıza katabiliriz. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki biz melatonini çoğunlukla zaten uyku problemlerimiz için kullanıyoruz. O yüzden bu tarz yiyecekleri yiyelim ve uyalım diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir problem yaşıyorsak bunu takviye olarak dışarıdan almamız gerekiyor. Bir de bahsedeceğim çok önemli bir konu var. Melatonin yasaklandı mı? Şimdi biliyorsunuz ki uzun yıllardır ülkemizde sadece bir markanın melatonini vardı. Ve daha sonra bu markanın ruhsat süresinin bitmesiyle beraber diğer birçok firma birçok farklı formda melatonin çıkarmaya başladı. Ve ortada bir karmaşa oluştu. Aslına bakarsanız Gıda takviyeleri hepinizin bildiği gibi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alan takviyeler. Fakat ilk çıkan melatonin Sağlık Bakanlığından ara ürün olarak ruhsat almış bir üründü. O yüzden böyle bir ruhsat karmaşası yaşandığı için sonraki ürünler başka bir bakanlıktan çıktığı için şu an devam eden davalar söz konusu ve nasıl ilerleyeceğini zamanla hepimiz göreceğiz. Yani melatonin zararlı olduğu için kaldırıldı gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki bütün uyku ilaçlarında da aynı şey söz konusu. Bazı kişilerde ertesi gün bir sersemleme hali veya uykulluk hali tabii ki yapabiliyor. Yani suistimal edilmediği sürece çok güvenle kullanılan bir ürün gerek ülkemizde gerek yurt dışında yani işe yaramıyor, zararlı, yasaklandı diye bir şey söz konusu değil. Melatonin ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.